Sayın halkım, evlerden çıkmamakla iyi ediyorsunuz. Size arada sırada bu tür bilgilendirme videoları, mesajları atıyoruz. Ama dün Olcay Şahan'a vermiş olduğumuz cevap kadar hiçbiri takip edilmedi, bakılmadı. Yani bir futbol demek ki bu kadar çok önemli. 10 binlerce beğeni almış, 10 binlerce ters yanıt gelmiş. Bu da önemli değil. Fakat yine de size her şeye rağmen doğruları anlatacağız ve anlatmaya da devam edeceğiz. Bakınız, bu virüs kendi kendine bulaşmıyor. Size bulaşıyor, siz başkasına bulaştırıyorsunuz. Bu nedenle televizyonda anlatılanların hepsini şu anda gayet iyi biliyorsunuz. Fakat bundan sonra ne olacak? İşte şimdi işin orasını anlatacağım size. Virüs de bir canlı arkadaşlar. Bu virüs de yaşamak istiyor. Yaşamak için öldürüyor. Aynen sizin beslenmek için kuşları öldürdüğünüz gibi. Hayvanları kestiğiniz gibi. Katliamlar yaptığımız gibi. O da aynısını yapıyor. Yaşamak için, türünü devam ettirmek için belki de mutasyona uğrayacak. Belki de kendini yeni silahlarımıza karşı değiştirecek. Bu bir savaş. O mu kazanacak, biz mi kazanacağız? İşte buna bizim davranış modelimiz karar verecek. Onun da bir canlı olduğunu, yaşamak için mücadele ettiğini sakın unutmayın. Yapacak olduğunuz şeylerin hepsini biliyorsunuz. Elleri yıkamalı, insanlarla temas etmemeli vesaire vesaire. Fakat asıl sorun şu. İstanbul'da 3 hastane Covid hastanesiyken diğerlerinde Covid hastanesi olması kararlaştırıldı. Çok doğru bir karar. Her hastane artık Covid hastanesi. Peki bu virüsün enkübasyon yani kuluçka dönemi ne kadar? 4 günle 14 gün arası değil mi? Aslında 5-6. günde hastalık açığa çıkıyor. Fakat 14 güne kadar uzayan vakalar olduğu için 14 gün diyoruz. 5-6. günde çıkabilir bu. Ya da siz son bir ayda bunu geçirmiş olabilirsiniz ve direnç kazanmış olabilirsiniz. Onu bilmiyorsunuz. Bundan ancak test de çıkar. Her test pozitif olan kişi hasta olacak diye bir şey yok. Belki de geçirdiniz, bağışıklık aldınız. Bu da işin iyi bir tarafı. 60 yaşının üzerinde kalp hastalığı, akciğer hastalığı olanları tutarak çok hızlı bir şekilde akciğerlerini berbat edip çok hızlı bir şekilde solunum cihazına bağlanmaları gerekiyor ve ondan sonra bu hastaları kaybediyoruz. Bunları önümüzdeki günlerde televizyonlarda göreceksiniz. Sorun şu, bu hastaları karşılayan sağlık personeli de %30 ile 80 arasında bu hastalığa tutulacak. 15 gün sonra bu sağlık personelleri ortadan kalktığında, evlerine döndüğünde, sağlık hizmeti almaya başladıklarında size kim bakacak? Sorun bu. O yüzden sağlık personelinin üzerine saçma sapan tweetler atmayın. Karalayıcı sözler söylemeyin. Bakın, ne paranız, ne malınız, ne bulunduğunuz siyasi parti, ne de başka bir şey sizi kurtaramaz. Koronavirüs dünyaya savaş açtı. Ya hep beraber birlik olacağız ya da bazılarımız, belki de ben, yok olup gideceğiz. Şu an birlik olma zamanı. Siyasi partinin, sporun, paranın, mevkinin, hiçbirinin tek kuruş önemi yok. Biz varız, yanınızdayız. 15 gün sonra sağlık personeli değişmek zorunda kalacak. Bunları unutmayın, bu adam bunları söylemişti diyeceksiniz. Aşağıladığınız göz doktorları, cildiyeciler, kadın doğumcular, dermatologlar size bakacak. Enfeksiyoncuların çoğu ortalıktan çekilecek. Anladınız mı durumun ne olduğunu? Birlik, beraberlik içinde hareket etmek zorundayız. Lütfen bunu unutmayın. Hükümet ne diyorsa onu yapın. Evlerinizden çıkmayın diyorsa da çıkmayın. Panikte olmayın. Biz bunu yeneceğiz. Ama nasıl? Kaç fireyle? Buna siz halkım karar vereceksiniz.